Merhaba arkadaşlar, OKEx Talks'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz pangolini yakından takip eden insanların çok rahatlıkla tahmin edebileceği gibi Özge Erdemir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Davetin için teşekkür ediyorum. Nasılsın? İyidir, çok teşekkürler. Seni sormalı. Ben de iyiyim, çok maalesef. Yoğun bir haftaydı bizim için, sanırım herkes için. Daha yeni yeni kendime geliyorum, öyle söyleyeyim. Bir hafta geçti etkinliğin üzerinden ama etkinlik sonrası etkinlikler çok yoğundu. Öyle olunca OKEx Talks'a da bir süre ara vermek zorunda kaldık. Buradan izleyenlerimizden de özür diliyoruz. Yani ondan önceki hafta beraberdik ama ondan önceki hafta değildik aslında. Bunların hazırlıkları vardı. O yüzden aflarına sığınıyorum. Ben öncelikle seni tanımayanlar için bir girizgah yapmak istiyorum senin adına. Sonrasında topu sana vermek istiyorum. Özge pangolin Türkiye'de pangolin dediğimiz zaman akla gelen kişi. Öyle diyeyim. Pangolinin vücut bulmuş hali. Ben orada tanıdım ve çok da memnun oldum. Şu yüzden de ekstra memnun oldum. Arkadaşlar 31. bölümü yapıyoruz şu anda. Sanırım ikinci bayan konuğumuz. O yüzden çok mutluyum bu konuda. Deyip sözü Özge'ye bırakayım. Teşekkür ediyorum Efe. Ben de davet ettiğin için çok mutluyum. İkinci kadın konuk olduğum için de ayrıca mutlu oldum. Ekosistemde hani birçok başarılı kadın var. Onlara da daha fazla yer vermiş oluruz böylece. Ee, Kesinlikle. yeni yeni bölümlerde belki hani onlar daha fazla müdahil olurlar. Evet, Efe'nin de dediği gibi Pangolin ekibinde çalışıyorum. Daha çok Türkiye'deki operasyonlarımızı yönetiyorum. Hem marketing tarafına destek sağlıyorum. Aynı zamanda globalde de iş geliştirme tarafına destek sağlıyorum. Şu anki rolüm Head of European Expansion olarak geçiyor. Yani aslında daha çok Avrupa odaklı olarak işbirlikleri yapıyorum ama hani bizde çok fazla ayrım yok. Yapılacak bir iş varsa yapıyoruz. Hani globalde dünyanın her yerinden projelerle görüşüp işbirlikleri yapıyoruz açıkçası. Temelde böyle bir rolüm var Pangolin bazında. Biraz hani geçmişe gidip bahsedecek olursak ya, hani kendime dair bir background vereyim. Hem belki ekosisteme Çok güzel dahil olur. olmak isteyen arkadaşlar olur. Onlar için de bir yol çizmiş oluruz. Şöyle hani background olarak ODTÜ Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Üzerine MBA yaptım. Üniversitedeyken de part-time olarak teknoloji şirketlerinde çalışıyordum zaten. Mezun olduktan sonra da bir teknoloji şirketinde çalışmaya devam ettim. Daha sonra geçtiğimiz yıllarda blockchain olan ilgimden dolayı ekosisteme dahil olmaya başladım. Avalanche'da da mainnet'ten beri aktifim açıkçası. Peki hani Pangolin'e gelişim nasıl oldu? Bu Evet, yol asıl onu hakkında merak biraz ediyorum. daha evet, detay verecek olursak, Avalanche'da mainnet'ten beri aktifim. Ekosistemde hani aktif oldukça toplulukla sürekli konuşup insanlara destek sağladıkça aslında daha fazla yer bulmaya başladım. Oradan bir network gelişti. Beni hali hazırda var olan yetkinliklerimle birleştikten sonra o network bazı teklifler geldi aslında. Ve bunun sonucunda ben çeşitli projelere sosyal medya desteği vermeye başladım. Aynı zamanda topluluk desteği sağlıyordum. Derken hani giderek böyle ilerledi. Pangolin'de de direkt bu rolde başlamamıştım aslında. Onları da arka planda part-time olarak topluluk desteği sağlıyordum. Sosyal medya hesaplarını yönetmeye başladım. Türkiye'ye dair hiçbir şey yoktu. O hesapları yarattım Türkiye için. Türkiye'ye özel içerikler üretmeye başladım. Derken hani şu an biraz daha işgeliştirme tarafına odaklanarak devam ediyorum aslında. Böyle bir yol çizmiş olayım. Yine ekosisteme katılmak isteyen Çok arkadaşlar da olursa eğer muhakkak gelin, topluluğa katılın, insanlara destek sağlayın, tanışalım, yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa seve seve yardımcı oluruz. Bu alanda kariyer edinmek isteyen kişiler olursa da onlara bir yol çizmiş oluruz. Aynı zamanda ben bu arada İstanbul Blockchain Women Derneği'nin üyesiyim. Oraya da üye olabilirsiniz. Sadece kadınların üye olması gerekmiyor. Erkekler de üye olabilirler. Efe, seni de bekliyoruz. tabii ki her zaman. Görüşürüz. Zaten beraberdik hafta sonu. Yani şimdi ben o tarafa geleyim. Hafta sonu bir etkinliğimiz vardı. Muhabbet Chillhouse. İşte Muhabbet'in aynı zamanda Avalanche Hex'in aslında yanında bir side event'i. Yani yan etkinliği. Ve bu yan etkinlik sırasında birçok proje zaten oradaydı. Özge de oradaydı. Yüz yüze tanışma fırsatı bulduk.
Ama onun dışında hem Crypto Woman hem Blockchain Woman zaten bizde konuşmacıydı. Burada gördüğünüz gibi. Çok da mutlu olduk onları gördüğümüz için. Özellikle hani muhabit ekibi olarak öyle söyleyeyim. Kadınların ekosistemdeki varlığının arttırılması gerektiğine son derece inanan insanlarız. O yüzden özellikle iki güne de bunu yaymak istedik. Ve çok da güzel tepkiler aldık açıkçası. Bunun dışında tabii birbirinden değerli konuklarımız vardı. Ben şöyle diyeyim, yaptığımız işi gördüğüm zaman şunu düşündüm. Yani umarım beğenilmiştir, umarım elimizden geleni yaptık. Umarım bir sonraki daha güzel olur tabii ki ama sanırım bunun dışında da bu kısa süre içinde başka bir şey yapamazdık. Hani gönül isterdi ki daha büyük bir etkinlik olsaydı, daha verimli geçseydi, bundan daha verimli geçseydi. Ama şunu çok iyi biliyorum, birçok insan orada mutlu oldu ve işte bizimle tanıştılar, biz onlarla tanıştık. İşte Özge ile ilk öyle tanıştık bu durumda, yani yüz yüze olarak öyle tanıştık. Birçok fırsat yarattı ekipler açısından da, takipçiler açısından da, blockchain severler açısından da. Sen de oradaydın, sen nasıl hissettin, nasıl? Avalanche X'te, işte Muhabbet Chillhouse'da neler gördün? Bizimle paylaşabilir misin onları? Bu arada bence sadece mütevazı davranıyorsun. Şu an etkinlik çok güzeldi. Bundan hani daha verimli olabilirdi diyorsun ama hani daha ne olabilirdi bilmiyorum. Sadece mütevazı davrandığını düşünüyorum şu an. Çok gerçekten. Daha iyisi vardır. Mutlaka vardır. Daha iyisini de yapacağız. Ben buradan izleyenlerimize de söz vermiş olayım. Sana da söz vermiş olayım. Daha iyisi olacak. Ama bilmiyorum daha yani şu ana kadar yapılmış daha iyi bir etkinlik var mıydı? Gerçekten bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim, daha iyi olacak. Ben çok keyif aldım. Hem Avalanche Hackathon hem de Muhabbet Chillhouse ikisinin birbirine çok yakın yerlerde olması çok iyi oldu. Çünkü hem Hackathon'da ekiplerle görüşme fırsatı bulduk. Oradan yani ekosistem içerisinde aktif olan birçok kişi vardı. Onlarla yüz yüze tanışabilme fırsatı edindiğimiz için ben çok mutlu oldum. Genel olarak yani 3 gün tamamı oradaydım ben zaten. Gece geç saatlere kaldım. Hem oradaki ekiplerin yaptığı çalışmaları dinledik. O anlamda çok keyifliydi. Gündüzde Muhabbet Chillhouse'da gerçekten çok çok keyifli sohbetler vardı. Onları da dinledim. Oraya özellikle Muhabbet Chillhouse için gelmiş birçok kişi vardı. Onlarla da sohbet etme imkanı bulduk. Ve ilk gün özellikle gerçekten çok kalabalıktı. Yani Muhabbet bu anlamda gerçekten çok öncü bir iş yaptı diye düşünüyorum. Genel anlamda çok keyifli buldum ben tüm hackathon'u. Ya keşke daha uzun olsaydı diyorum bu arada. Yok, yani ben doyamadım. Aynı şekilde düşünüyorum. Kesinlikle daha fazla olmalı bu etkinliklerden. Çünkü yani işte ekosistem emekçisi olarak öyle söyleyeyim. Kendimi daha iyi hissedebileceğim kariyer açısından ikinci bir yer yok gerçekten. Hani hem ülkede, Türkiye'de olması bu olayın, hem kendi insanımızın katılımcı olması bana inanılmaz keyif verdi. Yani oraya gelen gençlerin işte İTÜ Blockchain Kulübü, ODTÜ Blockchain Kulübü, yani o kadar güzel çocuklar ki ben gerçekten kendi gençliğimi, kendi öğrenciliğimi düşündüğüm zaman şey diyorum, yani ne kadar saçma sapan bir adammışsın sen ya, ne yapıyormuşsun sen, çocuklar ne yapıyor sen ne yapıyorsun falan diye. Gerçekten kendime çok yüklendim dönünce. Yani inanılmaz güzel bir yolda gidiyor oradaki insanların hepsi. O kadar genç, o kadar dinamik, o kadar düzgün insanlar var ki insan ister istemez şunu düşünüyor gerçekten. O hep bahsettiğimiz işte mass adoption'lar, bu insanların buraya, bu ekosisteme nasıl girecekleri konusundaki o yapılan hep söyleşiler. Orada gerçekten vücut buldu aslında. Ve onun bir parçası olmak ya inanılmaz gurur verdi bana. O yüzden gelen herkese de teker teker çok teşekkür ediyorum. Birinci gün özellikle inanılmaz bir kalabalık vardı. İkinci gün muhtemelen de havanın biraz etkisiyle bir tık daha azaldı. Ama yine de yani şöyle diyeyim, biz 400 kişilik bir rezervasyon yapmıştık. Bize şey dediler, ilk gün zaten çok aşmıştı 400'ü. İkinci günde 400'ü geçmişiz.
beklentimizin çok çok üzerine çıktı. Bir sonrakine o yüzden diyorum çok daha iyi hazırlanacağız diye. Bir sonrakini çok daha büyük bir yerde ya da çok daha büyük bir katılım olmasını hesaplayarak yapmamız gerekecek galiba. Durum bu şekilde. Umarım gelenler de senin gibi çok keyif almışlardır. Ben çok keyif aldım çünkü. Ben dediğim gibi doyamadım. Keşke daha uzun olsaydı dedim. Çünkü hani birçok kişiyi online olarak tanıyoruz ama yüzde görüşme fırsatımız olmamıştı. Hani bazen şöyle düşünüyorum, yeterince vakit ayırabildim mi acaba şu kişiye? Keşke daha fazla sohbet edebilseydik diyorum. Artık yaptığımız bir dahaki etkinlikte belki böyle yüzde gelip sohbet edebiliriz. Üniversite öğrencileri de gerçekten çok harika iş çıkardı. Ekipler o kadar iyiydi ki zaten ödüller de katlandı. Hepsi derece yaptı. İki ayrı ekibe verildi ve hani ödülü paylaştırmadılar, ikiye katladılar. Evet. Avalanş bu anlamda da çok iyi bir iş yaptı. Avalanş ve Bilir ekipleri de ödüller verdi orada. Genel anlamda gerçekten çok başarılı bir hackathon'du. Ben de üniversite yıllarında hani bir ODTÜ mezunu olarak o dönemlerde blockchain topluluğu olmadığı için üzülüyorum. Bu sene kuruldu. Gerçekten çok şanslı buluyorum şu anki gençlere. Ve böyle önce bir iş yaptıkları için de onları da tebrik ediyorum. Kesinlikle. O zaman diğer haberlerimize geleyim ben. Sonra sohbetimize devam edelim. Bundan zaten bahsettik. Yine bir muhabbet haberiyle karşınızdayız. Bu hafta biraz çok fazla muhabbet haberi vardı. Yani bu işte 10 dakikadır konuşuyoruz aşağı yukarı. Ama Avalanche Foundation'la Muhabbet Capital bir işbirliği yaptı. Ve Türkiye'deki Avalanche Foundation'ın ortağı oldu. Bu şu demek oluyor, Avalanche Hex'in üzerine özellikle, Avalanche Hex'in vizyonunu devam ettirebilmek adına Avalanche Foundation'a yardımcı olacağız. Ne gibi? Buradaki ekiplerle tanışmak, onlara belli bir yatırım imkanı sunmak amacıyla, Avalanche'ın da katkısını arkamıza alarak buradaki projelerle görüşebilme kabiliyetimiz olacak bu saatten sonra. Sadece Muhabbet Capital olarak değil, aynı zamanda Avalanche Foundation olarak da yatırım alma şansları olacak projelerin ya da takımların. Dünyada bu bir ilk aslında. Daha önce yapmaya çalışan belli platformlar oldu. Ama eğer gerçekten bir ekosistemin büyümesi gerekiyorsa lokal belli kuruluşların, kurumların, işte Muhabbet Capital bunlardan bir örnek. Bu ekosistemde global takımları daha iyi desteklemesi gerekiyor. Aslında bu vizyonun bir parçasıydı. O yüzden Avalanche'a da teşekkür ediyorum. Beraber umarım çok uzun süreler çalışırız ve güzel şeyler yaparız. Buradan haberini de duyurmuş olayım. Sonra biraz tatsız bir haberimiz var. Biliyorsunuz Bitmart hacklenmişti. Onun üzerine Ascendex de hacklendi. Orada kayıp, burada kayıp daha fazla. 77.7 milyon dolar civarında. Ve bir şekilde anladığım kadarıyla Ascendex tarafından karşılanacak zararlar. Ama tabii ekosistem için çok da hayırlı olduğu söylenemez. Çok fiyata etki ettiğini düşünmüyorum açıkçası şu saatten sonra ama bu merkezi borsalara güvenin mutlaka hani devamlılığının olması gerekiyor. İşte bunu OKEX sponsorluğunda yapıyoruz. Ve işte atıyorum teknik olarak rakip bir firmanın hacklenmesi haberi benim tüylerimi ürpertiyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü benim de merkezi borsalarda param var ve o paralardan biri bu olabilir. Yani bu kullandığım borsalardan biri bu olabilirdi. Kaldı ki benim de üyeliğimin olduğu bir borsaydı bu. Umarım herkes paralarına kavuşur ve bir şekilde artık bu hacklenme olaylarının önüne geçilir. Bunun dışında kripto paraların düzenlenmesi için uluslararası işbirliğine ihtiyaç var demiş IMF. Bunu çok uzun zamandır söylüyoruz zaten. Yani herhalde ilk programımızdan itibaren söylüyoruz. Çok güzel bir içerik var burada. Ben takip etmenizi öneririm. Şöyle ki kripto paralara bir düzenleme getirilebilmesi için bunun uniform şekilde olması gerekiyor. Yani dünyanın her yerinde aslında benzer şeylerin uygulanması gerekiyor.
Benim bakış açım tabii ki bu. Aslında IMF de bunu anlatmaya çalışmış. Çünkü ben A ülkesine gittiğimde farklı bir regülasyonla, B ülkesine gittiğimde farklı regülasyonla karşılaşmam. Teknik olarak zaten bir globalleşen bir dünya vizyonuna aykırı. İki, kriptonun vizyonuna zaten aykırı. O yüzden bunların mutlaka zaman içinde ayarlanıyor olması gerekir diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen Özge bu konuştuğumuz haberler hakkında bir düşüncen var mı? Topu sana atayım orada. Varsa ekleme yaparsın. Sonra OKEX'in birkaç haberi var, ondan bahsederim. Hasan Dex olayına ben çok üzüldüm aslında. Yani kullanıcılar sonuçta zarara uğruyorlar ve bu ara çok duymaya başladık bunu. Daha önce de Bitmart hacklenmişti. Peş peşe bu haberlerin gelmesi açıkçası üzücü. Bir yandan da hani belki hard wallet kullanımı yaygınlaşmalı. Bunu belki tetikler, kullanıcıların o tarafa yönelmesi iyi olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında regülasyonlarla ilgili yani tamamen katılıyorum sana. Yani her ülkede farklı bir şey olursa gerçekten kullanıcılar için de zor olur. O yüzden yani global bir aksiyon olursa biraz daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani tüm kullanıcılar adına genel olarak. Kesinlikle. Ben kullanıcı olarak gerçekten tek dileğim olurdu. Mantıklı. Global bir regülasyon benim açıkçası işime gelirdi. Umarım böyle bir yol izlerler. Bunun dışında tabii birkaç haber daha var. Mesela özellikle Metaverse ile ilgili geçen aklıma gelen işte Bill Gates önümüzdeki 2-3 yıl içinde bu sanal toplantıların birçoğunun Metaverse içinde olacağını falan iddia etmiş. Çok değişik güzel haberler var. Bunun için muhabbeti takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu sırada bizim de YouTube kanalımızı eğer yeni tanıştıysanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Her seferinde bunu söylemeyi unutuyorum. Yavaş yavaş geliyor. Şimdi OKEX ile ilgili birkaç haberimiz var. Ben bunları şöyle ayırmak istiyorum aslında. Şunu biraz daha sonradan şey yaparız. Listeleme haberlerimiz var. GuildFi ve Moonriver listelemeleri. Onun dışında Winklink listelemesi, Byconomy listelemesi ve Launchpad'de de neydi bu? DevT token, The Horizon Metaverse ekosistemi token'ı Jumpstart'a geldi. Bununla alakalı gelişmeleri OKEX'in sayfalarını takip ederek alabilirsiniz. Ama onun dışında hep söylediğim şey size aslında şu, bu da onlardan bir tanesi. Benim bildirimlerimin açık olduğu çok az kişi ya da kurum vardır. OKEX bunlardan biri. Bunun nedeni de aslında bunlar. USDT için %70 getiri sunulacak. Yıl sonu hediyesi olarak. Çok ciddi meblağlar söz konusu. O yüzden benim size naçizane tavsiyem, eğer OKEX'te bir hesabınız yoksa mutlaka açın ve bildirimlerini açarak bu flash deal'lar, yani işte anlık hediyelerin olduğu, anlık ekstra ödüllerin olduğu bu deal'ları, bu ne derler? Fırsatları. Fırsatları, evet, yakalayın. O yüzden benim çok sevdiğim bir şey bu OKEX'in yaptığı. Özellikle takip ediyorum. Yani arkadaşlar, programın adı OKEX Talks diye söylemiyorum ama gerçekten takip edilesi bir şey deyip burada bitireyim. Şimdi ben şeye dönmek istiyorum abi. Ekosistemin içindeki bir kadın olarak önce oradan başlayayım olaya. Ya ne yapmamız lazım? Hani öyle söyleyeyim. Gerçekten ne yapmamız lazım ki içerideki kadın popülasyonu gerçekten artsın. Çünkü hani 3 erkeğe 5 erkek falan düşüyor içeride. Evet. Ya şöyle, bu taraf aslında çok yeni bir alan, blockchain alanı birçok kişi için. Ama baktığımızda geçen sene bir rapor vardı. Paribon yayınlamıştı. Emin değilim. Bir rapor yayınlanmıştı. Onlar diye hatırlıyorum. Bizim derneğin verdiği bilgi o şekilde aklımda kalmış. Bu cinsiyet dağılımı ile ilgili hani buradaki oran yine biraz daha iyi. Veya hani kadınlar hani çok fazla ayrımcılığa maruz kalabiliyor, biliyorsun ki. Blockchain alanında o daha az. Bunu ben de burada hissediyorum. Daha önce yaptığım işlerde ayrımcılığa maruz kalıyordum ama bu tarafta buna yani çok fazla maruz kalmıyorum. Topluluk tarafında bazen evet çok zorlayıcı durumlar olabiliyor.
Ama hani çalıştığım ekip içerisinde böyle bir durumla karşılaşmıyorum. O yüzden hani bu bile aslında kadınların buraya gelmesi için başlı başına yeterli bir sebep olabilir. Hani kendinizi geliştirin, bilginizi artırın, muhakkak buraya gelin. Buna değinmişken ben bir iki programdan bahsedeyim bu arada. Almanya'da Frankfurt School of Blockchain'in düzenlediği bir program var, DLT Talent diye. Bu kadınlara özgü bir program. Başvuruyorsunuz, yani yaklaşık 300-500 başvuru arasından 100 kişiyi seçtiler. Birisi de ben seçildim bu sene. Ve 2 haftada bir toplantıları oluyor. 18 haftalık bir program. Ben oradan bir eğitim alıyorum şu an. Yani aslında bir network geliştirmiş oluyorum ama hani aynı zamanda bir eğitim, öyle söyleyeyim. Sunumlar yapıyoruz 2 haftada bir buluşup. Kendimizi geliştirebileceğimiz bir ortam. Tamamen kadınları destekleyen bir etkinlik. Bana da yazabilirsiniz, Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Bir kadın olarak eğer sizi destekleyebileceğim herhangi bir alan varsa seve seve yardımcı olurum. Programın adı da DLT Talent. Siz de araştırıp bulabilirsiniz. Onun dışında bir DeFi Talent alanı var bu arada. O da hem erkekler hem kadınlar başvurabiliyor. O da bu sene çıktı. Ona da seçmişler beni. Ona başvurmuştum. Her hafta şimdi toplantılara giriyorum. Eğitimlere katılıyorum bir yandan çalışırken. Çok yoğun geçiyor o yüzden de. Yani kendinize geliştirebileceğiniz harika fırsatlar var. Bunları değerlendirin öncelikle. Onun için ekosistem, yani herkese açık, herkese yer var. Özellikle Avalanche için büyüyen, gelişen bir ekosistem. Hani bizim de zaman zaman desteğe ihtiyacımız oluyor ve ekibe kişiler katıyoruz. Şu an için hani yeterli sayıda kişi var ama yani ileride ihtiyaçlar olursa ekosistem içerisinden kişileri seçmeyi tercih ediyoruz. Yani dışarıdan bu ekosistemi bilmeyen bir kişiden ziyade yani ekosistemi bilen bir kişiyi tercih ediyoruz. Ben bazen hani kanala admin alacak oluyorum. Avalanche'i biliyor musun? Hani Penguin'i biliyor musun? Bunlar önemli oluyor bizim için. O yüzden hani kendinizi geliştirmeye çalışın. Bir yerden başlamanız gerekiyor. Dediğim gibi derneğin de üyesiyim. İstanbul Blockchain Women Derneği. Orada da sizi destekleyebiliriz. Oraya da bekleriz. Kapımız açık. Lütfen gelin, tanışalım, konuşalım. Birbirimizi destekleyelim. Kesinlikle. Ya Özge'nin dediği çok güzel bir şey var. İnsan kendi yapmak istediği şeyi bulup hayal ettiği zaman aslında bir şekilde kendini oraya götürecek enstrümanları da araştırıp buluyor. Bence çok önemli bir şey bu. Özge teknik olarak şu anda bir takımın bir oyuncusu, öyle düşünün. Ve hala kendini geliştirmek için işte belli üniversitelerdeki belli etkinliklere katılma ihtiyacı hissediyor. O yüzden Özge başladıktan sonra yükselmeye devam etti ve bence yine de yükselmeye devam edecek. Tebrik ediyorum ya, gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü ne kadar işinin olduğunu da biliyorum bu sırada Özge'nin. Özge de inanılmaz yoğun. O kadar işinin gücünün arasında böyle bir eğitime fırsat bulup onun için vakit ayırmak bile bence takdire şayan bir şey gerçekten. Helal olsun. Ve kadınların ekosistemdeki istihdamı açısından da işte Özge burada, biz her zaman buradayız muhabbet ekibi olarak. Elinizden bir şey geleceğini düşünüyorsanız CV'nizi göndermekten asla çekinmeyin. Benim gerçekten açık çekimdir. Çünkü ekosistemin içinde dengeye ihtiyacımız var. O hani merkeziyetsizliğin gerçek hale gelmesi gerekiyor ekosistemde. Merkeziyetsizlik demek her şeyin düzenli dağıldığı bir ekosistem demektir. Şu anda biz %90 erkeklerle iş yapıyoruz. %10 kadınlarla iş yapıyoruz. Bu bir merkeziyetsizlik değil. Bunun merkeziyetsiz hale gelmesi gerekiyor. Çok teşekkürler. Yorulamam bu kadar. Şeye geçmek istiyorum. Pangolin'e geçmek istiyorum son 5 dakikamızda. Özge, neler oluyor Pangolin'de? Evet, peki Pangolin'le ilgili güncel gelişmeleri Evet. paylaşayım sizlerle. Belki çok kısa da bir background verebiliriz Pangolin'le ilgili. Yani nasıl başladı, onlara da çok kısa değinmeye çalışayım. Pangolin Şubat ayında aslında Avalabs'ın öncülüğünde çıktı. Oradaki mühendislerin geliştirdiği bir DEX. Uniswap Forko. Daha sonra Haziran ayında yeni ekibe geçti. Topluluk devraldı. Pangolin Community Driven, yani topluluk odaklı bir DEX aslında. Merkeziyetsiz borsa. Bir oylama yapıldı ve topluluk devraldı DEX'i. Oradan 3 kişi seçilmişti. Daha sonra ekip yavaş yavaş büyümeye başladı.
Ondan sonra tabii çok gelişme oldu. Marketing anlamında da ekibe yeni kişiler dahil edildi. Birçok işbirliği yapıldı. Single staking getirildi birkaç ay önce. Hatta Ağustos ayında Avalanche Rush duyurulmuştu. Oradan bize bir token ayrıldı, token verildi. PNG stake edenler AVAX kazanabiliyordu. Şimdi o bitti, onun yerine PNG single staking geldi geçen hafta itibariyle. Onu da şöyle yapıyoruz. Piyasadan iki haftada bir PNG alınacak. Yani bir buyback yapılacak. Ondan sonra PNG stake edenlere de atılacak. Bir böyle bir gelişme var. Onun dışında yakın bir zamanda token'ın güncellemesi oldu. Pangolin 28 yıla yayılan verimsiz bir token nometresi vardı. O 4 yıla düşürüldü şu an. Ve 538 milyon olan maksimum token arzı da 230 milyona düşürüldü. Hatta bu yakında gerçekleştirildi. O konuda çok fazla soru alıyoruz. Bu konuya biraz daha değineyim o yüzden. Dolaşımda olan arzdan değil de dolaşıma girecek olan arz yıkılmış oldu. Şu an hala günlük emisyon çıkmaya devam ediyor. 4 yılın sonunda ama bir daha PNG çıkmayacak. Bu yakım işlemi de şöyle gerçekleştiriliyor. Sıfırlı bir kontrat var. Oraya gönderiliyor zaten o tokenlar. Oradan da geri çıkamıyor. Yani yanlış bir adrese bir şey gönderip, bir token gönderip geri alamadığınızı düşünün onun gibi. O tokenlar asla dolaşıma giremeyecek. Dolayısıyla yandı o tokenlar. Dolayısıyla 4 senenin sonunda 230 milyonla sınırlı kalmış olacak token arzı. Böyle büyük bir gelişme var ve DeFi tarihinin en büyük yakımıydı bu zaten. Bu evet, konuyu hatırlıyorum. Bir getirmiş olayım. Hı-hı. Onun dışında DEX merkezi borsa listelemeleri oldu. Olmaya da devam edecek. Tabii hangileri olacağını söyleyemeyiz şimdiden ama bu ay iki tanesinde listelendik zaten. Yakın zamanda daha fazla listeleme görüyor olacağız. Bunun yanı sıra gördüğünüz o arayüzde bazı değişiklikler olacak. Onlar da daha fazla değişikliğe gitmeyi düşünüyoruz. Yani önceden hani kopyaydı. O yüzden onun bir değişmesi gerekiyordu artık. Daha kullanıcı dostu, bambaşka bir tasarım geliyor açıkçası. O da yeni yıla kalacak gibi görünüyor. Hatta aslında biz farm sayısını azalttık bu V2 versiyonuna geçerken. O sırada farmlar arası geçiş yaparken bir migration tool geliştirmişti ekip. Version 1 farmlardan version 2'ye geçiş yaparken yeni arayüze dair bir şey gösteriyor esasında, bir sneak peek gösteriyor. Hani eğer version 1 farmlarda olanlarınız varsa version 2'ye geçiş yapmayı unutmayın, çünkü birincisi artık ödül almıyor. Orada da yeni arayüzde görebilirsiniz. Bunun dışında daha fazla işbirliği göreceğiz. Yani çok fazla projeyle görüşüyoruz şu an. Daha fazla işbirlikleri görüyor olacağız. Gelişmeler bu şekilde. Pangolin'den haberler. Tamamdır. Çok güzel ama şimdi şöyle diyeyim. Pangolin ilk borsalardan bir tanesi, ilk DEX'lerden bir tanesi Avalanche ekosisteminde ve Pangolin çıkarken gerçekten sabahlayan arkadaşlarımız var. Bekledik yani, bayağı bekledik. Yani çıksın da artık bir kullanalım bakalım nasıl olacak falan diye. Ben ilk çıktığımda inanılmaz mutlu olmuştum ve kullandığım yegane Avalanche DEX'lerinden bir tanesiydi. Şu an artık birçok platformu bir anda kullanmak gerekliliği olduğu için Pangolin işte mutlaka kullandığım ve sevdiğim bir şey halinde kaldı. O yüzden özellikle eğer kullanmayan varsa da özellikle arayüz değişiminden sonra girip baksın, ben öyle yapacağım. Arayüz değişimini çok merak ediyorum çünkü. Özge, katıldığın için çok teşekkürler. Ben buradan tekrar son çağrımı yenileyim. Gerçekten blok zincire daha fazla kadın gelmesi gerekiyor. Özge'ye çok teşekkür ediyorum. Güzel bir örnek olduğu için, çok iyi bir örnek olduğu için bu konuda. Ve kendini bu kadar geliştirmeye adamış insanlar oldukça emin olun kripto ekosistemi de, Avalanche ekosistemi de büyümek tek yol olacak orada. Up-only muhabbeti var ya, gerçekten öyle. Bu haftalık bizden bu kadar. Özge, söyleyeceğin son şeyler var mı? Yeni arayüzü beklemem. Tamam canım. Kullanıyoruz zaten de. Hani yeni arayüzü özellikle bekliyorum. Onu demeye çalışıyorum.
Süper. Bunu duyduğuma sevindim. Dediğim gibi bana Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Lütfen iletişime geçmekten çekinmeyin. Yardımcı olabileceğim alanlar olursa seve seve yardımcı olurum. Özellikle kadın arkadaşlar lütfen ekosistemde daha fazla aktif olun. Ve bu alanda kendini geliştirmek isteyenler muhakkak topluluğa dahil olsunlar. Çünkü bir iş fırsatı olduğunda bile yani iş ilanı konusunda topluluk içerisinden birilerini seçmeye özen gösteriyoruz dediğim gibi. Çünkü hani ekosisteme hakim olması gerekiyor. Çok yoğunuz, bir de o kişiyi ekosisteme adapte etmeye çalışmakla uğraşacak vaktimiz olmuyor gerçekten. O yüzden hakim olmanız, kendinizi ekosisteme önceden tanıtmış olmanız önemli. Fırsatlar çok. Gelin tanışalım. Dediğim gibi hep birlikte gelişebiliriz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Arkadaşlar, OKEx Talks'un sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.